gelen danışanlıkları kesinlikle önermiyorum. Detox ürünlerini. Ama bunlar uzun süreli kullanımlarda sürekli bir şekilde zararlıdır. İşte bu gibi sosyal medya numaralarından uzaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Mavi Kadın'ın YouTube hesabına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugünkü konuğum diyetisyen Tugay Hoşoğlu. Hoş geldiniz Tugay Bey. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Öncelikle şöyle bir hal hatır soralım. İyiyim, teşekkür ederim. Biraz yoğun tempoyla ilerliyoruz. Yoğun tempo sonucunda da sonuçta yoruluyoruz biraz ama iyiyiz. Haliyle yaz da geldi. İnsanlar da zayıflamak için sıklıkla size başvuruyordur. Evet, yani şimdi insanlar genelde tüm kış boyunca böyle çok fazla buralara uğramıyor ama artık hani yaz geldikçe biraz kendi vücutlarını tanıdıkça mecburen tabii ki de herkesin yolu buradan geçiyor. Evet, evet. Yaz gelince zaten hani son dakika kapıyı çalıyoruz, öyle değil mi? Biz hep son dakikacı olduğumuz için genelde. Gerçekten de öyle. Peki şimdi aslında bu yayını gerçekleştirmemizin nedeni sevgili izleyenler. Biliyorsunuz ki şu anda arkadaşlarım ekrana getirecektir. Bu ve türevleri videolar çokça dönüyor. İşte zeytinyağını, karabiberi, işte kırmızı pul biber, kekik ve zerdeçal, işte karıştırıp üzerine limon sıktığımız zaman işte vücudu tamamen yenilediğine dair. Bunun gibi videolar dönüyor. Biz de işi uzmanına soralım istedik. Tugay Bey'i canlı yayınımıza aldık. Evet Tugay Bey, şimdi size soruyorum. Bu ve türevleri videolarda yani gerçeği yansıtıyor mu? Gerçekten işte bu ve buna benzer tarifler vücudu yeniliyor mu? Yani şimdi biz hep az önce de konuştuğumuz gibi hani biz hep son dakikacı olduğumuz için genelde zaten biraz da hemen çabuk bir şeyler olsun isteriz. Genelde bunlar hani bu gibi tariflerdi. Hatta bu detoksifikasyon denen şeylerdi zaten. Uzun süreli kullanılmaması gereken şeyler. Normalde vücudumuzun zararlı olan şeyler. Ama normalde vücudumuz için yararlı olan şeyleri biz toksik olarak sürekli kullanarak zaten zararlı hale getirmeye çalışıyoruz. Yani çalışıyoruz derken hani bunlar hep piyasada sunulduğu için insanlar genellikle bu gibi şeylere hep sanki olumlu, vücudumuza sağlıklı gelecekmiş gibi yaklaşıyorlar. Ama bunlar uzun süreli kullanımlarda sürekli bir şekilde zararlıdır. Yani mesela aslında şimdi mesela bu video üzerinden yola çıkarsak mesela mide rahatsızlığı olan biri için her sabah pul biber yemesi, işte karabiber yemesi yani midesi için zararlı değil mi? Yani bize de şimdi sonuçta geliyor. Herkes hani kısa bir süre içerisinde işte yok hocam detoks yazalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Ben bugüne kadar hiç detoksa inanmadım ve detoksa da ilgili herhangi bir şey yazmakta hiçbir şekilde istemiyorum normal şartlarda. Ama bu kişiye özel bir durumdur. Hani kişi isterse özellikle normalde yazmak zorunda kalıyorum. Ama hani örnek verecek olursak mesela sabah aç karnına birisinin sürekli bir şekilde limon kullanması onun reflüsünü arttıracağı için normal şartlarda vücuduna zarar verecek olan şeydir. Ama hani kişi kısa sürede zayıflamak istediği için mecburi bir şekilde hani bunu kullanmak istiyor. Ama bunu güzel bir şekilde ona anlatabildiğimiz zaman aslında bunun yanlış olduğunu anlayabiliyor. Ama sosyal medyada ki genelde artık popüler kültürde her yerde göründüğü için hatta dışarıda her yerde satıldığı için detoks ürünleri. Bunlar tamamen hani vücudumuza zarar veren şeyler olduğu için biz de genelde engellemeye çalışıyorum aslında. Ama ne kadar önüne geçebiliyorum bilmiyorum ama gelen danışanlıkları kesinlikle önermiyorum. Detoks ürünlerini sürekli uzun süreli kullanımlarda özellikle. Ya mesela şöyle bir durum söz konusu baktığımız zaman. Şimdi hepsi başlı başına aslında faydalı ürünler. Yani siz muhtemelen danışanlarınıza işte zeytinyağı da tükettiriyorsunuzdur, baharat da yani kekik de zerdeçal da. Ancak insanların anlamlandıramadığı mevzu sanırım birazcık da şey, sizin de az önce bahsettiğiniz gibi işte vücudu tazeliyormuş. Bütün kötülükleri yapıp ondan sonra tek bir ürünle veya bir karışımla, bir kürle ya da detoksla neyse bütün her şeyden kurtulabileceğini zannediyor. Bu aslında sağlıklı yani beslenmenin de birazcık da psikolojik etkisi de var sanırım. Öyle değil mi? Ya burada şimdi biz sonuçta Türkiye'deyiz, tamam mı? Türkiye'de çok sağlam bir diyet örneği var. Ya zaten Akdeniz diyeti mükemmel bir diyet örneği. Ama gelen danışanlar işte özellikle sağlıklı beslenme kısmını anlatabildiğimiz zamanlarda bu detoks olaylarından uzaklaşıyorlar. Ama problem şu. Şimdi sonuçta herkes sosyal medyaya kolay bir şekilde erişebiliyor. Ve sosyal medyada insanların kolay bir şekilde onların kandırmasına müsaade edebiliyorlar. İşte biz de bunun normal şartlarda diyetisyen olarak önüne geçmemiz gerekiyor. Bazı meslektaşlarım da bu hataya düşüyor normal şartlarda. Ama önemli olan kısım gerçekten de bir sağlıklı beslenme modeli planlamakta. Yoksa sürekli bir şekilde detoks olayı sağlığa zaten zararlı bir şekilde vücuda toksin olarak iletilebiliyor. Aslında zaten bence de en büyük problemlerimizden biri şu. Az önce de bahsettiniz ya insanlar işte sosyal medyada şunu görüyor. İşte 3 günde 3 kilo verdirme tarzında işte kürler ya da işte bu tarif işte ne bileyim bağırsakları temizliyor. İşte bu tarif cildinizi mükemmel yapıyor. Atıyorum işte bu tarif midenizi yenileyecek tarzında. Tamamen insanların aklıyla o
oynamak gibi bence de. Yani onların böyle şey aslında güzel duygularını kandırmak gibi birazcık da geliyor bana. Peki size şöyle bir şey sorsam, yani insanların atıyorum yine de bu tarz böyle hani tabii ki de bunların yanlış olduğunu söylediniz ama eğer hani işte midenizi rahatlatmak istiyorsanız şunu yapın diyebileceğiniz bir şey var mı mesela? Ya bu işin temeli normalde su tüketimi, sıvı tüketiminden geçiyor. Ben çok fazla hidrasyon üzerine hani sıvı tüketimi üzerine böyle bilimsel makaleler falan çok fazla uyguluyorum ki takımlarda falan da bu konu üzerine zaten geliyoruz normal şartlarda. Ama hani bu sebep hani su tüketimini arttırdığımızda zaten vücudumuz tamamen bir detoksifikasyon gerçekleştiriyor normal şartlarda. Bu yüzden hani düzenli su alımı işte zamanlı bir şekilde ama hani mesela günlük bir litre suyu aynı anda tüketmektense bunu 500 litre 500 litre 500 litre örnek veriyorum öğünlere bölmek zaten vücuduki o midedeki zaten toksin maddeleri zaten ayrıştıracak vücuttan. Ama hani biz genelde zaten yanlış şeylere yöneldiğimiz için su tüketmem ama ben detoks suyu tüketirim diyor insan. Normal şartlarda. O yüzden hani ben genelde işte sağlıklı beslenme modeli, işte Akdeniz diyeti ya da işte aralıklı oluş, işte ketojenik beslenme. Bunların üzerine gidip bir de içerisinde normal şartlarda su tüketimini de ekleyince zaten vücut tamamen mide, yani gözlemliyoruz zaten normal şartlarda. İnsanın bir hafta içerisinde midesinin şişkinin inmesi mükemmel bir duygu olduğunu genel danışan söylüyor. İşte ki o danışan da siz hani normal şartlarda işte bu konudan muzdarip bir şekilde geliyor. İşte yok bana detoks listesi falan ver. Ya diyorum hani gel bir konuşalım, bir işte beslenme programını oluşturalım. Bir dene. Ben de yanındayım. Sürekli WhatsApp'tan takip etmeye çalışıyorum falan. Bir sorun olursa mutlaka zaten söyle. Ondan sonra ikinci hafta bir geliyor. Gerçekten hiç gerek olmadığını görüyor ki bizim de zaten buna ihtiyacımız olmadığını normal şartlarda biliyoruz. Ama popüler kültür gerçekten biraz hani ya Instagram'dır işte YouTube'dur falan. Hani sosyal medyada zaten normal şartlarda bu kadar çok yanlış bilgi dolanıyor ki insanlar kısa sürede kısa şeylere ulaşmak istiyor ki çünkü her yere çok aceleci davranmaya çalışıyoruz. Ama biz bu sisteme bir oturtabilsek normal hayatımıza zaten yani detoksun zaten kendisi beslenmedir. Düzgün su tüketimidir. Yani bunu yaptığımız sürece zaten sürekli bir şekilde detoks yapmış olacağız. Ya bence bunun diyetisyenler için benim de pek çok diyetisyen arkadaşım var. Ya siz alanınızda en çok bence sorun olan şey şu hocam. Çok fazla diplomasız diyetisyen var. Yani herkes diyetisyen. Yani bence ben böyle düşünüyorum. Atıyorum kendi kendine belki işte 10 kilo vermiş örnek veriyorum. Yani zaten yemeyince otomatik olarak kilo veriyorsun. Yani bu işi Amerika'yı yeniden keşfetmiyorsunuz sonuç olarak baktığın zaman. Hani yemezsen atıyorum sağlıklı besinleri de atıyorum 20'li yaştan sonra zaten hani neyin ne olduğunu hani fast food tüketmediğin sürece işte aç kaldığın sürece zaten zayıflıyorsun ama işte herkesin kendince bir hani bir diyetisyenciliğe merak saldığı bir düzendeyiz artık maalesef. O yüzden keşke hani bunun önüne geçebilsek de insanların da sağlığıyla oynamasak diye düşünüyorum. Peki son olarak siz neler söylemek istersiniz? Ya bu konuda da şöyle bir durum var. Şimdi normal şartlarda benim meslektaşlarım da normalde kilo kaybettirme bir korkusu var. Gelen danışana kilo kaybettirmezse normal şartlarda diyetisyen düşünüyor ki ya da danışan düşünüyor ki bu diyetisyen normal kötü bir diyetisyen. Ama olay tamamen şu. Danışana o güveni vermek gerekiyor ki yani danışan orada 100 gram da kaybetse bilmesi gerekiyor ki normalde sürekli bir şekilde kaybedecek. Yani kilo almamak hissiyatı mükemmel bir lüks. Bu mesela işte 1.70 boyundaki bir danışanım var. 85 kilo. İşte 75 kiloya kadar geldi. Ama ondan sonra yavaş bir şekilde gidiyor. Şimdi oraya kadar gelmesi zaten birincisi sıvı kaybettiği için. Çünkü vücudunda genelde sende de şu an ölçüm alsak ödem çıkacak. Zaten ödem fazla olduğu için de zaten bir 5 kilo 6 kilo zaten rahat bir şekilde kaybetmen gerekiyor normalde. Ama hani asıl diyetisyen zaten bundan sonra başlıyor. Biz burada özellikle zaten sıcak artık yaz aylarındayız. Sıvını ve enerjini çok böyle düzenlememiz gerekiyor ki senin sürekli bir şekilde artık metabolizman çalışması gerekiyor. Ama gelen danışanda işte kötü bir diyetisyene giden danışanda ya da kötü bir diyetisyende şöyle bir algı oluşuyor. Ya ben buna kilo kaybettiremezsem ilerleyen dönemde bu danışan bana gelmeyecek olayı oluyor. Ama olayı işte danışanın çok rahat bir şekilde anlatabilirsek 100 gram da kaybetsen, 200 gram da kaybetsen, 1,5 kilo da kaybetsen çok fazla önemli değil. Önemli olan kısım şu. Senin sürekli bir şekilde kilo kaybediyor olabilmen. İşte bunu aktardığımızda danışan da bu şekilde güvendiğinde zaten bu sefer sağlıklı bir şekilde ilerleyebiliyoruz tamamen. Ama hani kilo kaybettireceğim diye defol sana öneriyorsan zaten maksimum 2 hafta önerim. 3 hafta önerim. 4. hafta zaten birbirimize bay bay vedalaşırız. Ya umarım bu ve türevleri videoların daha fazla çoğalmamasını diliyorum ben de. Çünkü insanların dediğim gibi duygularıyla oynuyorlar. İşte bunu yiyince şu kadar şey yapacaksın. Yok bunu yiyince vücudunuz tazeleniyor tarzında. İnşallah buradan da duyuralım yani. İnşallah insanlarımız hani bu tarz böyle şeylere çok fazla aldanmıyordur diye tahmin ediyorum. Yani bundan sonra en azından aldanmamalarını istiyorum. Son olarak sizin hani böyle insanlara söyleyebileceğiniz hani bu tarz şeylere inanmamaları gerektiği
ile ilgili? Hani aslında hani şunu yapsalar daha doğru diyebileceğiniz ne var Tugay Bey? Yani dediğim gibi az önce de mesela Akdeniz diyetidir, aralıklı oruçtur, işte ketojenik beslenmedir. Bunlar hep sistem. Yani bunlar şöyledir bir durum. Zaten internette de varlar, tamam mı? Biz zaten dediğiniz gibi az önce de Amerika'yı keşfetmiyoruz. Bunları düzenli bir şekilde oluşturup hani hayatımıza entegre edip su tüketimini zaten arttırdığımızda zaten detoks duşudu budu falan gerek kalmıyor. Normal şartlarda mesela bromelin, örnek veriyorum. Ben zaten ananastan bromelin alabiliyorum. Ama gidip ben bunu bromelin içeren bir detoks suyu tüketirsem zaten ben bunu 2 hafta, 2 gün, 3 gün, 4 gün tüketirim. Herhangi bir sorun olmaz. Ama ben sürekli bir şekilde bunu tüketiyorsam, tüketmek zorunda hissediyorsam kendimi zaten bir yerde yanlış yapıyorum. Ben bu sefer sadece bromelin alıyorum ama ananas tüketerek mesela onun içindeki vitamin ve mineralleri de alıyorum. Ama gidip sadece bromelin alırsam bu vitamin minerallerden feragat etmiş olacağım. O yüzden işin aslında, işin özünde düzgün beslenmeyi sağlayabilmem gerekiyor ki bütün vitamin mineralleri çünkü benim ihtiyacım var. Ama ben gidip detoks yaparsam zaten işin sonucunda yani sürekli bir şekilde yapamayacağım için zaten vitamin mineral değerim düşeceği için de metabolizmam sürekli bir şekilde çalışamayacak. Bu da benim kilo kaybetmemi maksimum ödem kaybettirecek için 3 kilo 5 kilo iyi bir şekilde kaybedeceğim. Ondan sonra tekrardan zaten beslenmeye başlayınca geri alacağım yani. Yani kısa vadede etkili olacak ancak uzun vadede baktığımız zaman yine hüsrana uğrayacaklar. Öyle diyorsunuz sanırım. Evet maalesef öyle. İnsanlar da hani şöyle oluyor. Şöyle de bir algı var zaten. Hani mesela diyetisyene gittim, diyet yaptım. Ondan sonra diyeti bıraktıktan sonra geri kilo aldım algısı. Evet. Bu bir şeydir. Hani bu bir mesela gelen danışanına söylüyorum. Listeyi gösteriyorum. Siz robot değilsiniz. Bu da sizin bir ödeviniz değil. Az çok hani buna uymaya çalışın. Uyabildiğiniz zaman yani porsiyonları uyun. Uyamadığınız zaman saatleri uyun diyorum. Onun şekilde hani bunun bilinçaltına yerleştirebildiğimiz zaman zaten bu sefer danışan dediğim gibi diyet yapmasa bile hiç hani buraya gelmese bile 100 gram kaybediyor. Ve az önce de anlattığım gibi kilo almamak çok büyük bir lüks haline geldi artık. O yüzden hani mutlu bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Çok teşekkür ederim Tugay Bey konuğumuz olduğunuz için. Bu bilgileriniz için de ayrı zamanda. Ben teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederim ayrıca. Zaten yani önemli olan kısım bu bilgileri paylaştıkça zaten doğru ortaya çıkacak. İnşallah insanlar da biraz da olsa işte bu gibi sosyal medya numaralarından uzaklaşmak gerektiğini düşünüyorum şahsen. Uzaklaşırlar. Teşekkür ederiz. Bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. Gelen danışanları kesinlikle önermiyorum detoks ürünlerini. Ama bunlar uzun süreli kullanımlarda sürekli bir şekilde zararlıdır. İşte bu gibi sosyal medya numaralarından uzaklaşmak gerektiğini düşünüyorum.